Hünkârım, tahmin ettiğimiz gibi. Maltalı korsanlar Zarife Hatun ve şehzadenizi Venedik'e teslim etmiş. Venedik balyosun emrimi iletin. Derhal geri göndersinler. Ben hesabını sordum hünkârım. Fakat reddediyor gafil. Bizimle alakası yok diyor. Küffarın niyeti belli. Şehzade Osman'ı himaye edip Devlet Aliye'ye karşı kullanmak istiyorlar. O vakit savaşmaktan başka yolumuz kalmıyor. Kemankeş Mustafa Paşa, irademdir. Sefer hazırlıklarına başlansın. İsabet olur hünkârım. Venedik'e haddini bildirmenin vakti gelmiştir. Rahmetli ağabeyiniz Sultan Murat'tan beri düşmanca davranışlarıyla zaten bunu hak etmişlerdi. Doğru. Kim suç işlerse cezasını çekmeli. Tıpkı validem Kösem Sultan gibi. Onu da Mısır'a sürdüm. Bir iki güne kalmaz yola revan olur. Hünkârım, valide sultanımızı nasıl sürgün edersiniz? Onun suçu büyük. Gözlemle oğlum onun yüzünden düşmanın elinde. Hünkârım. Ha. İlaveten. Anadolu Kaz Askeri Hüseyin Efendi ulemanın tayin mazinde tam selayete sahiptir. Onun sözü olmadan Şeyh Rüstem'im bu hususta hiçbir karar alamaz. Hünkârım, veziri azamınız olarak bu kararınızı gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Padişahımızın sözünü işitmediniz galiba. Kararım kat'i dediler. Kararım kat'i. Sağ olun. Çok sağ olun Ahmet Paşa. Müftü Efendi ile de konuşabiliriz artık. Pek sevinecekler bu habere. Ne yapıyorsunuz paşa? Asıl sen ne yapıyorsun cinci? Aklını mı kaçırdın, canına mı susadın? Her gün yeni bir marifetle çıkıyorsun karşımıza. Eğer Kösem Sultan senin yüzünden sürgün edilmişse... Günahıma giriyorsunuz paşa. Ben masumum. Masummuş. Ben senin ciğerini bilirim a köpek. 3 kuruş için babanı dahi satarsın sen. Dilinizin kemiği yok. Elbet Kösem Sultan'a güveniyorsunuz. Yerinizde olsam bu kadar rahat davranmazdım. Bugünün yarını da var. Ve yarın Kösem Sultan Mısır'a gittiğinde... Bu dediğiniz laflar döner dolaşır, başınızı belaya sokar. Bredeyus! Sen kimsin? Kimsin de beni tehdit edersin? Senin dilini keserim, dilini! Paşam durun, ne yapıyorsunuz? Yapmayın. Hayrola Ahmet Paşa? Sen de mi ondan taraf oldun? Hünkârımızın emirlerini tartışmak biz kullarına düşmez paşam. Ben o sebeple... Paşam. Kâfi. Kösem Sultan hiçbir yere gitmeyecek. Ama sen gideceksin. Cehenneme. Cehennemin dibine.
Mutlu musun Atiki? Gidiyorum, kurtuluyorsun benden. Benimle bir alakası yok validem. Kendi kararı. Sen kimi kandırıyorsun? Cinci denen Melun'la birlik olup düşman ettiniz oğlumu bana. Validem, siz ne kadar kabul etmek istemeseniz de o bir padişah. Ve her padişah gibi bir aslan yatıyor ruhunda. Üstelik yaralı bir aslan. Eğer canını yakarsanız olacağı bu. Ben mi yakmışım canını? Daha bir şehzadeyken bana eğer bir gün padişah olursam... ...validemin bana da düşman olmasından korkuyorum demişti. O günler geldi mi acaba? Validem, sultanım. Neler olduğunu işittin değil mi Turhan? Maalesef sultan. Hünkârımız size böyle bir cezayı nasıl reva gördü, aklım almıyor. İbrahim yapsa gam yemeyeceğim. Kulağına fısıldıyorlar oğlumu. Bir evladımla daha düşman etmek istiyorlar beni. Cinci Hüseyin çıban başıymış. Yüzümüze gülüp arkamızdan iş çeviriyormuş. Allah biliyor ya. Hiç kanım ısınmamıştı ona. Şimdi ne olacak sultanım? Yani gidecek misiniz? Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim de meşveret meclisini toplayalım. Sen de benimle gel. Beraber düşünüp karar veririz. Siz nasıl arzu ederseniz sultan. Sultanım, Cinci Hoca denen münafık hünkârımızı iyice tesiri altına almış. O ne derse onu yapıyorlar. Aklı sıra ulemaya adamlarını yerleştirip kendine saltanat kuracak. Suyu ısınmış, ısınmış da biz görememişiz. Cezasını keselim o vakit sultanım. Neyi bekliyoruz? Malum, yılanın başını küçükken ezmek gerek. Doğru söylüyorsun Turhan. Fakat Yeniçeri'ye havale etmek lazım. Cezasını onlar versin. Yeniçeri mi? Ulufe divanı toplanıyor. Bundan hala fırsat olmaz. Yeniçeri merasimde çorba içmeyecek, çanak yağması yapmayacak. Sultanım, bu isyan manasına gelir. Ta ki hünkârımız Cinci Hoca'nın kellesini askere teslim edene kadar. Sultanım bağışlayın lakin bu Cinci Hoca zavallı meczupun biri. Basarız konağına, alırız canını, olur biter. Bu kadar hengameye lüzum var mı? Mesele cinci değil Hüseyin Paşa. O bir kukla. Ve ipleri kimin elinde belli değil. Onu öne sürüyorlar. Düşmanlar geride duruyor. Misliyle karşılık vermemiz lazım ki cesaret bulmasınlar. Ortada bir ihanet olduğu aşikar. Sultanım siz merak buyurmayın. Biz ocak ihtiyarlarıyla konuşup gereğini yaparız. Ben yine de ihtiyatlı olmakta fayda görüyorum. Hünkârımızın sağı solu belli olmaz. Ya işler çığırından çıkarsa? Ne yapayım Turhan, Mısır'a mı gideyim? Ya düşmanlarınızın istediği buysa? Ya sizi telaşa düşürüp hata yapmanızı istiyorlarsa? Hata yaptığımı mı düşünüyorsun? Haşa. Siz en doğrusunu bilirsiniz sultanım. Ben sadece her ihtimali düşünüyorum. Bilhassa en kötüsünü düşünmeyi sizden öğrendim. Merak etme, ben her ihtimali düşündüm. Hesabımı doğru yaptım. Hünkârım, şeref verdiniz. Bir emriniz varsa. Gözden ve şehzadenin başına gelenler malumun. Ben hediye sefer kararı aldım.
İnşallah paşalar onları geri getirecekler. İnşallah. Küffarın bu yaptığı kabul edilemez. Lakin benim kimseye itimadım yok. Çoğu validemin emrinde. Gözdem de, şehzadem de kimsenin umurunda değil. Sen öyle değilsin ama, değil mi Yusuf? Tahta çıktığımdan beri benim yanımdasın. Bana sadıksın, değil mi? Canım yolunuza feda. Vakti geldiğinde sefere sen çıkacaksın. Ordunun başına geçeceksin Yusuf. Asli vazifen Şehzadem Osman'la Gözdem Zarife'yi küffarın elinden kurtarıp alıp buraya, saraya geri getirmek. İnşallah bu lütfunuza layık olurum hünkârım. İnşallah Yusuf. İnşallah. Paşamız, bana bahşettiğiniz mesuliyeti hazmedemediler bir türlü. Onca yıl at koşturdu. Tekerine çomak sokacağımı anladı. Alışacaklar Cinci. Herkes alışacak. Artık yeni bir devir başlıyor. Benim devrim. İnşallah. Bunun için önce ulemadan başlamalıyız temizliğe. Daha sonra devlet ricali. Ve en nihayetinde askeri nizama sokacağız. Tüm kullarınız diz çökecekler önünüzde. Gel. Sultanım, müsaadeniz. Fazla itimat ediyorsun bu adama. Niye öyle dedin ki şimdi Atike? Cinci Hoca her daim benim yanımda oldu. Ağrılarıma şifa olan o. Hem pek de zeki. Devlet işlerinden de anlıyor. Zehir gibi maşallah. Hayırlı işlere pek yormuyor kafasını. Cinlerle konuşuyor diyorlar, pek tekin değil. De bakayım. Niye geldin? Validemin sürgün kararı pek içime sinmiyor. Şehzadem onun yüzünden düşmanın eline düştü. Cezasız mı kalacaktı? Cezasız kalmayacak elbet. Lakin böyle değil hünkârım. Mısır olmaz, bunu kimse kabullenemez. Validemi tanıyorsun. Ayak direr, itiraz eder. Makul bir ceza olmalı ki kabullensin. Razı gelsin. Ulufe divanında kimse yemeklerine dokunmayacak. Çanak yağması olmayacak. Cinci Hüseyin'in kellesini isteyeceksiniz. Paşa Hazretleri, bu çok tehlikeli. Malumunuz Sultan Murat'tan beri Yeniçeri Ulufe divanında hadise çıkarmadı. Ya Sultan İbrahim'i karşımıza alırsak? İş o raddeye gelmeyecek. Sultan İbrahim direnmez, Cinci'nin kellesini verir. Peki paşam, Kösem Sultanımızın haberi var mı bu işten? Siyavuş'a, Kösem Sultanımızın haberi olmadan neden böyle bir şeye kalkışalım? Emri bizzat kendileri verdi. Hayretime mazur görün. Mesele büyük olunca. Telaş edilecek bir şey yok. Siz dediklerimi yapın yeter. Selametle. Kemankeş Paşa iyice Ali Kıranbaş kesen kesildi başımıza. Ne yalan diyeyim,
Bu olanları hiç aklıma almıyor. Valide Sultan neden kendi oğluna karşı isyan başlatsın? Hele ki Cinci Hüseyin Efendi için. Kösem Sultanımız bizzat emretmiş. İşitmedin mi? Biz yine de eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım ağalar. Hiç değilse Kösem Sultanımızdan bir icazet almak lazım. Doğru dersin Siyavuş Ağa. Kösem Sultanımıza haber et. Neme lazım? Başımıza iş almayalım. Sessiz ol. Burada. Bak. Camı bağışla. Cinci Hoca. Üfle üfle yaptın dünyalığını maşallah. Kazandığın servetin haddi hesabı yok. Vere vere iki kese altın mı teklif ediyorsun sen bana? Yok. Daha var. Hepsini veririm. Her şeyimi veririm. Canımı bağışla. Ben bağışlarım bağışlamasına da. Vezir-i Azam Kemankeş'in affı yok. İdam hükmünü verdi. Ulufe divanında kazan kaldıracağız. Ve dahi kelleni isteyeceğiz senin. Kellemi mi? Korkma. Kelleni kurtarmanın bir yolu var. Ne yapayım Atike? Turhan bana başka bir yol bırakmadı ki. Hem anlamıyorum, sen neden Turhan'ı savunur oldun? İbrahim, mesele Turhan değil. O bir sultan. Üstelik senin baş asekin. Ne olursa olsun Hüman Şah'a hizmet ettirmen hoş değil. Kaideleri hiçe sayamazsın. Allah aşkına validem gibi başlama. Başım tuttu zaten. Hünkârım. Hünkârım. Hayrola Cinci. Sultanım. Atike'den gizlim saklım yoktur. Her şeyimi bilir. Söyleyebilirsin. Kıymetli padişahım. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Lakin Kemankeş Paşa Yeniçeri'yi size karşı kışkırtmış. Bugün Ulufe Divanı'nda kazan kaldıracaklarmış. Emin misin Cinci? Maalesef hünkârım. İçlerinden biri çenesini tutamadı da öyle öğrendim. Üstelik benim de kellemi istiyorlarmış. İyi de nasıl olur? Kemankeş benim vezir-i azamım.
Bütün güç onun elinde zaten. Niye böyle bir şey yapsın? Bunu valideme sormak lazım İbrahim. Kemankeş bu işe asla tek başına kalkışmaz. Adım gibi eminim. Validem de bu işin içinde. Uzun zamandır beklediğimiz Mısır hazinesi nihayet payitahta geldi hünkârım. Şam eyaletinin vergisi de yolda. Bugün yarın payitahta olur. Âlâ. Mısır hazinesi savaş arefesinde hayli işimize yarayacak. Venedik denizde mahirmiş. Kabudan Paşa. Devasa kanyonlar kurulsun istiyorum. Hatta en büyüğü. Hünkârım. Büyük donanma için Mısır hazinesi yetmez. Hayli masraflı olacak. Ferman veririm. Kerestecilerin para almadan kereste verirler. Ahalim ne güne duruyor? Onlar da para almadan gelir tersanede çalışırlar. Ben yapılacak olan hazırlıkları size bir telhisle arz ederim hünkârım. Elini çabuk tut paşa. Şehzade Osman küffarın elinde. Talimat verdim hünkârım. Ancak Venedik değil, Malta seferi diyebilecek herkes. Ki Venediklileri hazırlıksız yakalayalım. Menzilimiz ise Doğu Akdeniz'in kalbi, Girit. O büyük adayı fethedeceğiz. Böylece korsanların soluğunu keseceğiz. Âlâ. Yine ince ince düşünüp çalışmışsın kemankeş. Seni karşısına alanın vay haline. Hünkârım. Ulufe divanı yaklaştı. Kullarınız avluda hazır. Teşriflerinizi beklerler. Padişahların Ulufe divanına çıkması vaki değildir. Galebe divanı bu paşa. Tez, tahtım kurulsun Babusade'ye. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Niye çıksın ki sultanım? Kemankeş Mustafa Paşa'mız ocak ağalarıyla konuştu. Her şey yolunda. İçiniz rahat olsun sultanım. Cinci namhain yaptıklarının bedelini ödeyecek. Katlini izleyeceğiz bugün. Atike sen niye geldin? Merasimi izlemeye geldim validem. Eğer bir mahsur yoksa. Yok. Ne mahsur olacak? İzleyelim. Destur! Sultan İbrahim Han Hazretleri! Thank you.
Çanak yağması! Dediğiniz bu değildi galiba paşam. Ne demek istiyorsun sen? Arkamdan ne işler çevirdiğini biliyorum demek istiyor. Yakalayın şu haini. Zinhar söyletmen. Kemankeşi nereye götürüyorlar? Sizin marifetiniz validem. Kendini sizin uğrunuza feda ediyor. Ne demek oluyor bu? Biliyoruz sultanım. Aklımızdan neler geçiyor öğrendik. Biliyoruz. İbrahim'in asıl felaketi ölümü değil. Tahta çıkması olur. Osman abim, Mustafa amcam, ben. Hepimiz validemin hırslarının kurbanı olduk. İbrahim'i de kendi bataklığına çekecek. Bir gün anlayacaksın. Böyle demişti merhum abi Murat. Haklıymış. O gün dahi farkındaydım bunun. Lakin yine de teslim etmedim kardeşimi. Size de teslim etmeyeceğim validem. Bir kardeşimi daha bataklığınıza çekemeyeceksiniz. Mümkün olabilir bu? Birileri ifşa etmiş olmalı sultanım. Bir hain sırtımızdan vurdu bizi. Gel. Yeniçeri'yi kışkırtıp isyana teşvik ettin, öyle mi? Cinciyi öldürtüp beni de haletmekmiş niyetin. Haşa. Sizi haletmek aklımın ucundan dahi geçmedi hünkârım. İnkar mı edersin bir de? Her şeyi öğrendim. Yeniçeri ağaları kazan kaldırsınlar diye rüşvet vermişsin. Allah'tan sadık kullarınmış. Sana uymadılar. Ben mi rüşvet vermişim? Kim söyledi size bunu? Bu yaptığının cezası ölüm. Lakin seni bir şartla bağışlarım Kemankeş.
Bana doğruyu söyleyeceksin. Validen mi istedi bunu senden? O mu verdi emri? Hayır. Kösem Sultanımızın bu hadiselerle uzaktan yakından alakası yoktur. Kendileri hiçbir vakit size karşı bir tertipte bulunmamışlardır. Bütün kabahat sadece benimdir. Sana bu gücü ben bahşettim. Vekili mutlakım yaptım seni. Malımı, canımı emanet ettim sana. Yediğin ekmek benim. Lakin sen validemin yanında durdun. Onun veziri azamı oldun. Tıpkı Murat abime yaptığın gibi bana da ihanet ettin. Ben o vakit sizi, devleti korudum. Aksi halde soy kesilir, devlet yıkılıp giderdi. Tıpkı şimdi olduğu gibi. O cinci hoca denen haini dini devlet kendi menfaatleri uğruna sizi uçuruma sürüklüyor hünkârım. Ben senin esas yüzünü bilirim Kemankeş. Sadakatinin kaynağını bilirim. Azlettim seni. Alın götürün bunu gözümün önünden. Hata ediyorsunuz. Sizin validenizden başka çareniz yok. Götürün! Sizin validenizden başka çareniz yok.